pahalıya patlıyor. Lev Nikolayeviç Tolstoy Seslendiren Akın Altan çok zaman önce Fransa ile İtalya arasında, Akdeniz kıyısında mini minnacık bir krallık vardı. Adı da Monakoy'du. Krallığın nüfusu büyük bir köyden daha az, topu topu yedi bin kişiydi. Toprağı o kadar azdı ki, insan başına bir dekar bile düşmüyordu. Fakat bu krallığın hem sarayı hem ordusu hem de komutanları vardı. Ordusu çok küçük, 60 kişi olmasına rağmen yine de bir ordu sayılabilirdi. Bu küçük krallığın gelirleri azdı. Her yerde olduğu gibi burada da vergiler vardı ve her adam başına düşen vergilerin yanı sıra tütün, şarap ve rakıdan da vergi alınırdı. Her ne kadar içki ve tütünden vergi alınsa da nüfus az olduğu için bu gelir saray adamlarına Memurlara ve diğer harcamalara yetmiyordu. İşte bu sebeple bunlardan ayrı bir gelire ihtiyaç vardı. Bu gelir de iskambil ve ruletten sağlanıyordu. İnsanlar bu oyunları oynar, neticede kazanır veya kaybederdi. Fakat işletmeci her durumda kazanır ve bu kazancından büyük bir kısmını krallığa verilmek üzere ayırırdı. Evet, krallık için ayrılan pay bir hayli yüklüydü. Çünkü Avrupa'da bu nitelikte bir başka kumarhane yoktu. Gerçi daha önce Almanya'da prenslerin takıldığı kumarhaneler vardı. Fakat bunlar 10 yıl önce kapatılmıştı. Bilindiği üzere kumarhaneler bir sürü felaketlerin doğmasının başlıca sebebidir. Bir takım insanlar buralara gelerek kumar oynamaya başlar, sonra battıkça batar, elinde avucunda ne varsa hepsini yitirir, hatta ödün çaldığı paraları bile kumara yatırır, bunun sonucunda da üzüntüsünden ya kendisini denize atar ya da tabancayla öldürür. İşte bu gibi sebeplerden Almanya'da prenslere kumar oynamak yasaklandı. Fakat Monaco'da böyle bir yasa kim koyabilirdi? İşte bu yüzden sadece Monaco'da kumarhane kaldı. O gün bugündür bütün kumar düşkünleri buraya gelmeye başladılar. Böylece krallık bu işten büyük paralar elde etti. Eee namusluca çalışarak görkemli saraylar kurulmuyor ki? Sonuçta içkiden alınan vergiyle iyi bir hayat yaşanmadığına göre onlar da daha iyi yaşamak için bu pis işi yapıyor. Böyle böyle yaşayıp gidiyordu. Kendi çapında krallık yapıyor, para topluyor, sarayını büyük krallıklar gibi düzenliyor, krallarına taç giydiriyor, mükafat ve ceza veriyor, bağışlıyor, törenler tertipliyordu. Meclisleri, kanunları, mahkemeleri de vardı. Tıpkı gerçek krallıklar gibi. Tek farkı vardı, o da her şeyinin küçük olmasıydı. Halkı uysal olan bu krallıkta bir gün bir cinayet işlendi. Daha önce böyle bir şey yaşanmayan bu yerde, olay üzerine birbirinden namuslu yargıçlar toplanıp işi gereği gibi yargılamaya başladılar. Toplanan yargıçlar, savcılar, jüri üyeleri, avukatlar kanuna göre suçlunun boynunu vurmaya karar verdiler. Kararı krala sundular, o da okuyup tasdik etti. Ölüm cezası verilmişti ama işin kötü tarafı krallıkta cezayı uygulamak için ne bir cellat ne de bir giyotin vardı. Bunun üzerine kurul tekrar toplanarak Fransız hükümetinden giyotin istemeye karar verdi. Bir yazı göndererek, ''Giyotini ve celladını bize gönderebilir misiniz? Masraflarını da bildirir misiniz?'' diye sordu. Bir hafta sonra gelen cevapta, makinenin de celladın da gönderilebileceğini, masraflarının da 16 bin frank olduğu yazılıydı. Krallık düşündü, taşındı. 16 bin frank bu. Dile kolay. Böyle ciğeri beş para etmez biri için değmez. Ne de olsa 16 bin frank. Az değil ki. Kabul etsek, kişi başına iki küsür franktan fazla vergi düşecek. Halka ağır gelir bu. Ayaklanmaya falan kalkarlarsa işi nasıl düzelteceğiz o zaman? Diyerek meclis toplandı. Bu sefer aynı soruyu İtalya kralına sormaya karar verdiler.'' Çünkü Fransa Cumhuriyeti krallara saygı göstermeyebilirdi. Fakat İtalya ne de olsa kendi kardeşleriydi. Belki daha ucuza yapardı. Haberi İtalya kralına gönderdiler. Çok geçmeden cevap geldi. İtalya hükümeti giyotini seve seve göndereceğini, masraflarında yol parasıyla birlikte 12 bin frank tutacağını belirtti. Belki bu daha ucuzdu ama yine de pahalıydı. Yine adam başına düşen vergi bir buçuk frankın üstündeydi sonuçta. Bunun üzerine meclis tekrar toplanıp suçlunun başını uçuracak bir asker düşünmeye başladı. Zaten askerler savaşta insan öldürmüyorlar mıydı? Bu iş için hazırlanmamışlar mıydı? Bu karar üzerine komutan askerlere gidip onlara bu işi üstlenecek birinin olup olmadığını sorunca askerler buna yanaşmadılar. Beceremeyeceklerini, böyle bir şey öğrenmediklerini söylediler. Tekrar toplanan komiteler, komisyonlar, alt komisyonlar ne yapmalı, ne etmeli diye düşünüp taşındı. Sonunda ölüm cezasını müebbet hapse çevirmeye karar verdiler. Böylece hem kral merhametini göstermiş olacak, hem de masraf azalacaktı. Karar kabul edilmesine edildi ama işin kötü tarafı suçluyu ömür boyu yatıracak özel bir hapishane yoktu. Var olan hapishaneler suçluları kısa zaman yatırmak içindi. En sonunda güç bela bir hapishane bulup suçluyu içeri tıktılar. Başına da bir nöbetçi koydular. Nöbetçi hem nöbet bekliyor hem de saray mutfağına gidip suçlunun yemeğini getiriyordu. Adam böyle böyle altı ay bir yıl yattı. Yıl sonunda krallık geliri gideri gözden geçirmeye başladı. Baktı ki suçlu yeni bir masraf olmuş. Hem de az bir masraf değil. Nöbetçisi, yemeği hepsi 600 ranga mal olmuş. Aspara değil ki. Üstelik adam 50 yıl bile yaşayabilecek kadar dinçmiş. Hesap et artık masrafı. Bunun çok fazla olduğuna karar verilip üyeler toplantıya çağrıldı. Bu adam bize pahalıya patlıyor diye düşünmeye başladı kurul. Biri nöbetçiyi kaldırmayı teklif etti. O zaman suçlu kaçar. Kaçarsa da cehenneme kadar yolu var diye karara vardılar. Kral da tasdik edip nöbetçiyi kaldırdı. Tam ne olacak bakalım diye beklemeye başladıkları zaman bir de ne görsünler. Suçlu yemek zamanı gelince nöbetçiyi arıyor, Bulamayınca da kendi saray mutfağına gidip ne verirlerse alıyor. Sonra da zindanına dönüp kapıyı kilitleyip oturuyor. Ertesi gün yine öyle. Yemeğini almaya gidiyor ama bir türlü kaçmıyor. Tekrar düşünmeye başlamışlar. Ne yapmalı, ne etmeli derken bize lazım değilsin. Çek git." demeyi uygun görmüşler. Sonra da Adalet Bakanı suçluyu yanına çağırıp "Başındaki nöbetçiyi kaldırdık. Niye kaçmıyorsun hala?" Hem kral da kızmaz buna. Deyince adam, kral kızmayabilir ama ben yine kaçmayacağım. Hem kaçsam nereye gideyim? Siz bana bu cezayı vermekle rezil rüsvay ettiniz. İşimden gücümden oldum. Bundan sonra kim alır beni yanına? Bana hakkıyla davranmadınız. Yakışık almaz bir şey yaptınız. Ölüm cezası verdiniz. Kabul ettim. Cezayı uygulamanız gerekirken bunu yapmadınız. Bu birincisi. Böyle şey olmaz diye direnmeme rağmen müebbet verdiniz. Yemeğimi getiren bir de nöbetçi koydunuz başıma. Sonra da tutup kaldırdınız. Oldu mu iki? Ben yine olmaz diye direndim. Gittim yemeğimi kendim aldım. Şimdi de bana çek git diyorsunuz. Öyle ya ama yok. Ne yaparsanız yapın bir yere gitmem. Dedi. Bütün bunların üzerine meclisi toplayıp ne yapmalı ne etmeli diye düşündüler. Sonra adama aylık bağlamaya karar verdiler. Çünkü başka şekilde kurtulamayacaklarını biliyorlardı. Sonucu krala bildirdiler. O da başka çarenin olmadığına, ne pahasına olursa olsun bu adamdan kurtulmak gerektiğine karar verip adama 600 frank aylık bağladılar. Bu iş adama iletilince ''Parayı namusluca öderseniz giderim.'' dedi. Böylece işi halletmiş oldular. Adama bir miktar avans verdiler. O da herkesle vedalaşıp ülkeden ayrıldı. Trenle 15 dakika gidip sınıra yakın bir yerden biraz toprak aldı, bağ bahçe yaparak oraya yerleşti. Günü geldiğinde gidip aylığını alıyor, sonra da kumarhaneye gidip 2-3 frankla oyun oynuyor. Bazen kazanıyor, bazen kaybediyor, sonra da evine dönüyordu. Yani güle oynaya, uslu uslu yaşayıp gidiyordu. Bereket versin ki bu suçu insanın kafasını vurmak ya da ölene kadar zindanda tutmak için masrafı esirgemeyen bir ülkede işlememişti. Son